Yeni Gün Başlıyor programından herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayınıyla Yeni Gün Başlıyor programı karşınızda. Bugün 30 Aralık e, Perşembe ve haftanın son günlerine ilerlediğimiz gibi ayında son günleri içindeyiz. Hatta bugünden sonra bir gün ardından 2021 yılını geride bırakacağız. 2021 yılında sevinçler olduğu gibi acıları da geride bırakacağız inşallah. Sevinçlerin tekrarını acılarınsa e, sadece hatıralarıyla yetinmeyi niyet ediyoruz İnşallah Acılar tekrarlanmaz. Kayıplarımızın yeri umarız ki doldurabiliriz. Umarız ki acıların yeri dolar. Acılar azalır ayrılıklar biter, ayrı olanlar kavuşur, küskün olanlar, dargın olanlar barışır. Tabii bunları şu şekilde de değerlendirmemek lazım. Bir yeni yıl dileği, yeni yıl temennisi gibi kabul etmeyin lütfen. Çünkü öyle bir dünyamız yok bizim. Biz sadece bir basın diliyle bunları söylüyoruz. Biz değer, değerleme yapıyoruz. Zira bugün en basitinden bir ticarethanede bile yıl sonu geldiğinde bir takım hesaplamalar yapılır, bir takım mali döküm yapılır. Hiç değilse bile deposundaki mallar sayılır. Haliyle bir cetvel ortaya konulur. Bunun yapılıyor olması yeni yıl kutlanıyor anlamı vermez. Dolayısıyla biz de ekranda koskoca bir yılı geride bıraktıklarımızla birlikte andığımız zaman bir yeni yıl seviciliği, yeni yıl kutlaması ya da bir yılbaşı tellallığı olarak değerlendirilmemeli. Dolayısıyla bu ekranda bir yıl boyunca türlü haberler ekrana getirdik, türlü gazete haberlerini okuduk. Kimilerine sevindik, kimilerine üzüldük, kimilerine çok kızdık belki, kimilerine ise şaşırdık. Dolayısıyla niceleriyle daha yeni bir yıl önümüzde olacak. Mevla herkese sağlıklı, huzurlu ömürler versin. İyi işler yapabilmeyi, iyi ilişkiler kurabilmeyi, iyi insanlarla tanışıp onların gönlüne iyilik tohumları ekebilmeyi Mevlam cümlemize nasip etsin. Ve karşımızdaki insanların nezdinde de iyiliğin temsilcisi olabilmeyi bizlere nasip etsin Mevla. Ta ki iyilik yeryüzüne hakim oluncaya dek. 30 Aralık Perşembe günü yeni gün başlıyor programıyla karşınızdayız. Bizleri özellikle seyir halinde takip edenler için de kazasız belasız yolculuklar diliyoruz program boyunca. Bize ulaşmak isterseniz 0549 693 82 82 numarasını kullanabilir. WhatsApp'tan yazılı mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bu kısma özellikle üzerine basa basa söylüyoruz. Bunun meyvelerini de alıyoruz. Uzunca bir vakittir artık yayınlar esnasında WhatsApp'tan sesli ya da görüntülü aramaya maruz kalmıyoruz. Bu bizim için önemliydi zira bu WhatsApp hattını söylediğimizde hem bu canlı yayına katılmak isteyip hem de görüntülü arama yapmayı ...birleştirebilen izleyicilerimiz vardı. Artık onlar da böylesinin mümkün olmadığını görmüş, anlamış, kabul etmiş gibiler. Sadece yazarak bize ulaşabiliyorlar. Siz de öyleyse yazarak bize ulaşın. Gerek gündeme dair yorumlarınızı, fikirlerinizi, gerekse gönlünüzden geçen... ...başka herhangi duyguyu bizlerle paylaşabilirsiniz ve şunu da teminatını verelim. Bizimle aynı görüşe sahip olmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir konu üzerinde farklı düşünüyor olabilirsiniz. Biz özellikle de bu farklı düşüncelerinizi merak ediyoruz. Paylaşılabilir bir platform olmak istiyoruz. Dolayısıyla bir konu hakkında bizimle, kurumumuzla aynı düşünmüyor olabilirsiniz bu noktada bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sadece ve sadece dikkat etmemiz gereken şey şudur ki inanca, inanç temeline, kültüre, geleneğe, örfe, adete saygı çerçevesinde insanların birbirine saygısını muhafaza edebildiği bir tabloda birbirimizle iletişim kurmaya gayret edelim. Kimseyi incitmeyelim, kimseyi ötekileştirmeyelim, kimseyi kırmayalım, kimseyi rencide etmeyelim, hakaret etmeyelim ama onun dışında her türlü farklı görüşümüzü paylaşabilelim. Ee, dediğimiz gibi kimseyle aynı düşünmek zorunda değiliz ama önemli olan bir ifade ederken birbirimizi kırmamak. Farklılıklarımız bir çatışma sebebi değil, birbirimizi geliştiren bir zenginlik olarak, bir çeşitlilik olarak değerlendirilmeli diyoruz. Hatırlatmamızı yapıyoruz. Gazete başlıklarına geçmeden önce covid tablomuzu ekrana getireceğiz. Vaka sayılarında artış var. Bu artış neyin habercisi? Nereye gidiyoruz? Yeniden kapanmalar gelir mi? Acaba kısıtlamalar artırılacak mı vesaire birçok soru var aklımızda. Ama öncesinde tablomuza şöyle bir göz atalım. Evet aşı haritamız COVID tablomuz ekranda. Sizler haritaya şöyle bir göz gezdirirken ben de sayıları sizlerle paylaşmış olayım. Dün yurt genelinde 366.363 COVID testi yapılmış durumda. Bunlardan 36.684'ü pozitif olarak neticelenirken 142 vatandaşımız ne yazık ki Covid nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Öte yandan 25638 iyileşen sayımız bulunuyor. Vefat sayımız e, düne göre ve genel alışılmışa göre düşük. Bu güzel fakat yarın bir anda e, 200 bandına çıkmayacağının garantisi yok ama öte taraftan daha normal bir seyir içerisinde olan ee, pozitif seviyemiz, pozitif sayımızsa son iki gündür 30 bin bandının üzerinde, bugün de 36 bin seviyesinde, yarın ne olacak bilemiyoruz. Tabii buna etki eden en büyük faktörlerden birisi test sayımız da yüksek. Genellikle 320 bin, 340 bin bu seviyelerde giden e, test sayımız son iki gündür 10 bin, 20 bin daha fazla yapılıyor. Daha fazla test yapıldığı için de Pozitif vakaya rastlanması da daha mümkün oluyor. Ama tüm bunları değerlendirdiğimizde bu neyin işaretçisi? İşte batıda, dünya genelinde yeniden artış trendine giren bir COVID var. Yeni varyantlar var. Öte yandan TÜRKOVAK yerli aşımız var acil kullanım onayı almış ve üretimi yapılan dün de Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca kameralar karşısında hatırlatma dozu olarak Türkovak aşısını oldu ve vatandaşları da özellikle 3. doz hakkı olan hatırlatma dozu vakti gelmiş olan vatandaşları Türkovak aşısını olmaya ya da en azından e, hatırlatma dozlarını vurmaya vurulmaya davet etti. Koruyuculukta özellikle Türkovak aşısının antikor seviyesinin yüksek olması sebebiyle %100 etki gösterdiği yönünde açıklamalarda paylaşılıyor. Dünya genelinde artan vakalar var. O mikron varyantı yanı sıra ben buradayım diye kendini belli etmeye çalışan bir del varyantından bahsediliyor. Avrupa'da yeniden kısıtlamalar artırılıyor. Türkiye'de neler olacak? Şu an için bir şey söylemek pek mümkün değil. Bu gidişin, bu seyrin biraz daha takip edilmesi gerekiyor. Vatandaşlara tedbirli olma hatırlatılıyor. Ee, öte yandan daha öncesinde gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek Milliyetin Bakanı gerek Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda biz yeniden bir kapanmayı düşünmüyoruz. Velev ki kısıtlamalar, kapanmalar olacaksa da en son kapanacak yer okullar olacaktır. Zira kapanma döneminde çocuklarımız okullardan uzak olması sebebiyle çokça etkilendi. Bunu olabildiği kadar ötelemeyi hedefliyoruz yönünde açıklamaları vardı. Bundan sonrasını da hep birlikte göreceğiz. Herkese hayırlı, sağlıklı, mutlu günler dileyelim. Bir kez daha Mevla hastalarımıza da. Şafi ismiyle şifalar ihsan etsin. Amin. Şimdi de gazete başlıklarımıza geçiyoruz. Bakalım gazetelerde bugün gözümüze neler çarpacak, neleri sizler için okuyacağız, seslendireceğiz, hep birlikte bakacağız. Yeni Akit Gazetesi ile başlıyoruz. Yeni Akit Gazetesi manşetinde seçim öncesi yemek, seçim sonrası kadro başlığı yer alıyor. CHP'li İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinden kısa bir süre önce Bebek Katili Apo'nun talimatıyla kurulan Diayder isimli Sözde derneğin yöneticileriyle yemek yediği, HDP'nin desteğiyle kazanılan seçim sonrası ise dernek üyelerine İBB'de gazsallık dahil birçok kadro verildiği ortaya çıktı. Bizi e, Bazı Diayder üyelerinin İBB'nin yardım kartlarını teröristlerin ailelerine ulaştırdığı da tespit edildi. Terör örgütü PKK'nın sözde diyanet yapılanması olan Diyarder militanlarının 2019 yerel seçimlerinin bir ay öncesinde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği öğrenildi. İmamoğlu'nun seçim öncesinde yemekte buluştuğu Diyarder yöneticileri Nur Mehmet I, Mehmet Emin A ve Fahrettin Ü'yü seçim sonrasında İsper AŞ'de gazsal olarak belediye kadrosuna aldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ismi PKK'nın sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak geçen Diyayder Başkanı Ekrem Baran'ın da İmamoğlu'yla bir araya gelip aynı masada yan yana oturduğu kayıtlara geçti. Aynı zamanda HDP üyesi olan Ekrem Baran'ın ismi İBB'nin sosyal yardım kartlarını terör hücrelerindeki militanlara aktaran kişi olarak savcılık iddianamesinde geçiyor denilmiş. İmamoğlu ile temaslı olarak İBB kadrosuna yerleşen DİA derliği Mehmet Emin A, terör soruşturması tutuklu olarak yargılanırken terör soruşturmasında tutuklu olarak yargılanırken Nur Mehmet I ile Fahrettin Ünün aynı soruşturmada ev hapsinde tutulduğu kaydedildi. CHP'li İmamoğlu ile omuz omuza fotoğraf veren DİA başkanı Ekrem Bara'nın terör yargılaması da tutuklu olarak devam ediyor denilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ismi PKK'nın sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak geçen Diyayder Başkanı Ekrem Baran tarafından İBB'ye ait sosyal yardım kartı ulaştıranlar arasında terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan üst düzey PKK'lıların da yer aldığı ortaya çıktı. İBB'nin 100-150 TL'lik yardım kartlarından alan ailelerden birinin Murat Karayılan'ın manevi oğlu olarak da anılan örgütün sözde Botan Eyalet Sorumlusu Fırat Şişman'ın ailesi olduğu belirlendi. Teröristin babası Maruf Şişman'a verilen İBB yardım kartının şüphelilerden Fahrettin Ülgün aracılığıyla ulaştırıldığı tespit edildi. Neler neler yaşanıyor görüyorsunuz kıymetli izleyenler. Bizler sadece ekran karşısındaki isimleri ya da ekrana gelen haberleri görüyoruz. Belki fısıltı gazetesiyle kulağımıza gelenlerden de haberdar olabiliyoruz. Ama işin bu boyutu zannetmiyorum ki bize fısıltıyla da kulağımıza gelebilsin. Bu ancak bir istihbarat, bu ancak işte ilgili kurumların açıklamasıyla, basının paylaşmasıyla görebileceğimiz türden bir boyut ki şu anda da bu mesele ayyuka çıkmış durumda. Önce İçişleri Bakanlığı İBB'nin terör iltisaklı, irtibatlı üyeleri, terör örgütü üyelerini İBB'de işe aldığı bilgisi paylaşıldı. Ardından İBB'den böyle e, bunu yalanlayan bir yanıt geldi. Sonrasında karşılıklı bir diyalog olmasa da söylemler bakımından bir polemik havası oluştu. Bu polemiğin e, taraflarından birisi bu ifadeleri yapmadan öncesinde de günün sabahında Anıtkabir ziyaretiyle şöyle bir paklanma, bir vaftiz anlayışıyla kendinizi kendini temize çıkarmaya çalıştı. Neden işin bu kısmı üzerinde çok duruluyor? Biz de dilimize doluyoruz. Çünkü biz bunu birkaç kez gördük. Bunu nerede gördük? Bunu işte kadın haklarından çokça bahseden, kadın hakları, kadın şiddetinden... Demuran önemli bir televizyon kanalında da işte boy gösteren ana haber sunan Sabah Kuşağında haber sunan isimler eşlerine şiddet uyguladıklarında, bu kamuoyuna yansıdığında medyanın karşısına çıktıklarında üzerinde Atatürk baskısı olan tişörtlerle yeleklerle çıktılar. Bunu bir kalkan olarak kullanıyorlar. ...kendileri de ne kadar seviyor, ne kadar inanıyorlar... ...bizi ilgilendirmiyor, orasıyla ilgilenmiyoruz ama... ...ne zaman toplumun tepki gösterebileceği... ...toplumun e bunu da artık nereye koyalım... ...diyeceği bir... E, ...cirim işlediklerinde... ...hemen bu Atatürk kalkanı arkasına saklanıyorlar. E, Atatürk rozeti, Atatürk baskılı tişört... ...anıt kabir ziyareti vesaire... ...biz bunları daha önce de gördük. Bu dediğimiz gibi aslında kendini temize çekmekten ziyade bu bir e, uyuyan hücreleri uyandırma hareket. Hangi hücreleri? Dediğimiz gibi aktif siyasetin içinde olmayan sadece e, siyasete olan yakınlığı vakti saati geldiğinde vatandaşlık görevini yapmak suretiyle gidip oy kullanan ama onun dışında çok daha geniş bir zaman diliminde Atatürkçülükle Cumhuriyet çocuğu olmakla Cumhuriyet kadını, Cumhuriyet insanı olmakla gurur duyan, övünen ve bunu deklare eden insanlara bakın ben Atatürkçüyüm, bakın ben Atatürkün evladıyım ve bu yaşadıklarım bana bu sebeple e, karşıma çıkarılıyor mesajı verip tüm o odakları destek, e, desteğe davet, çağrısı olarak algılıyoruz çünkü daha önce benzeri oldu kadın şiddetini lanetleyenlerden sığınabilmek, kadın hakları koruyucuların şiddetinden emin olabilmek için Atatürkçülerin şefkatli kollarına kendini bırakanlar oldu ya da Atatürkçü olup bu başlık altında tepki gösterecek olanlara daha bir üst kimlikle "Yahu ben de sizdenim. İnsan insana bunu yapar mı?" mesajı vererek şiddeti, etkiyi ve hatta tepkiyi daha aza indirmek, indirgemek gibi hedefleri var. Hani e, işte seçim öncesinde böyle de bir şey var. Kıyaslamak aslında teknik manada da doğru değil ama seçim zamanında ya da ne bileyim seçim olmasın sahir zamanlarda bugün Cumhurbaşkanı'nın Cuma namazına gitmesi ve çoğunlukla da Cuma namazı çıkışında istisnasız hatta çoğunda demeyelim Cuma namazı çıkışında basın mensuplarıyla bir araya gelmesi ve çoğunlukla Cuma günü, Cuma namazı sonrasında bir yerde bir açılışa, bir programa katılıyor olması üzerine bazı muhalifler tarafından eleştirilerde bulunuyor. Ne deniliyor? İşte efendim Cuma namazına gidiyor, iyi güzel kimsenin ibadetine bir şey demiyoruz ama yani bunu niye reklam ediyorsunuz? İbadet insanın işte kendiyle Allah arasında, yaratıcı arasında olur. Biz böyle reklam yapan insanlardan değiliz. Vatandaş da bunu iyi görüyor diyorlar bunu bir sömürü bunu bir istismar olarak yani ibadet eden e, dindar olan kesimin inancını istismarı olarak görülüyor. E, öte taraftan bunu bir inanç sistemi olarak tabii ki görmüyoruz. Tabii ki böyle bir zemin yok ama işte bir anlayış, bir akım, bir kavram olarak bakılırsa Atatürkçülerin Atatürk sevgisi sömürülmüş olmuyor mu burada? Neden bir Atatürkçü kalkıp da demiyor ki kardeşim bizim Atatürk sevgimiz, bizim cumhuriyet aidiyetimiz sömürülüyor. Her türlü haltı işleyen ertesi günü soluğu anıt kabirde alıyor. Her türlü e, cirimi işleyen ertesi gün... Atatürk kalkanını üzerine giyiyor, kendinizi kendini temize çekiyor. Bugün Atatürk olsa ilk kulağınızı o çekerdi. Niye demiyor? Öyle bir dertleri yok. Çünkü bu tarafla ilgili de aslında dertleri din ya da dindarın, e, dindarların istismar edilmesi değil. Sadece bu gücü kırmak istiyorlar. Onu da görüyoruz. <laughs> Yeni Akit gazetesi sürmanşetinde kutlu yürüyüşe bir adım daha başlığı atılmış. Pirinkayalar tüneli ile vatandaşların kesintisiz ve güvenli bir ulaşıma kavuşacağını belirten Erdoğan, bu eser aydınlık geleceğe uzanan kutlu yürüyüşümüzün yeni bir adımıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum ve Artvin'i Kafkaslara bağlayan Pirinkayalar tünelini e, açılışını gerçekleştirdi. Tabii ki e, açılış haliyle Erzurum, Artvin'deki olan bir tünel o bölgede yapılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'da e, bir konferans yöntemiyle telekonferansla video konferansla katıldı ve açılışı gerçekleştirdi. Erzurum-Artvin yolu üzerindeki tünelin güney ve doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz bölgesi arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getireceğini belirten Erdoğan, ülkemize yılda sağlayacağı 18 milyona yakın tasarruf yanında karbon salınımını 230 ton azaltacak bu tünel, çevrenin korunmasına da katkı yapacak ve yeni fırsatları beraberinde getirecektir, dedi. Erdoğan Anadolu'yu Kafkaslara bağlayacak olan 2272 metrelik tünelin millete hayırlı uğurlu olmasını diledi demişler. Biz de görüntüleri ekrana getirelim, açılış görüntüsünü getirelim ve hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve bu kenti Artvin'e bağlayıp Gürcistan üzerinden Kafkaslara kadar uzanan Erzurum-Artvin karayolundaki Pirin Kayalar geçidinde yapılan 2246 metre uzunluğundaki tünelin yapımı tamamlandı. Ulaşımda yaptığımız yatırımların değerini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uzundere Kaymakamlığı'nın desteğiyle yapılan tünel gidiş geliş olmak üzere tek tüp olarak inşa edildi. Ya Allah! Bismillah. İnşa edilen tünel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Pirin Kayalar tünelimizin ülkemize, bölgemize, Erzurum'umuza, Artvin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum-Artvin yolu üzerindeki bu tünel Güney ve Doğu Anadolu bölgemiz ile Karadeniz bölgemiz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından biridir. Tünel uzunluğu 2.272 metre olan bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometreye yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir. Birin Kayalar Tünelinin ülkemize ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin ticaretine katkı sunacak tünel, aynı zamanda doğa harikalarının bulunduğu Erzurum'daki Tortum ve Uzundere ilçelerinin turizmine katkı sunacak söz konusu yoldaki kazaların ciddi oranda önüne geçecek olan tünel sürücülere konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Işte bir heykel etmez ama yapacak bir şey yok. Bu iktidarın gücü de buna yetiyor. Yani şöyle adam akıllı, esaslı bir heykel yapıp etrafına insanları toplayamadıktan sonra ama bilmemek kayıp değil, öğrenmemek ayıp. Mesela 20 yıl olacak, değil mi? Bu iktidar 19 yıldır e, ülkeyi yönetiyor. Şöyle bir heykel yapamadı. Onu da söylemek lazım. Yani Marmara'yı, Japon'u da yapıyor. İşte tüneli bilmem kim yapıyor. Köprüyü dünya da yapıyor. Ama dünya bizim gibi heykel yapamıyor. O da bir gerçek. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bizdeki kadar heykel yok. Hani bırakın İslam ülkelerini dünya genelinde bizim kadar heykel ve büst olan bir e, kara parçası daha yok. Dolayısıyla biz Türkiye heykeliyle meşhurdur dünya genelinde baktığınız zaman işte çayıyla lokumuyla kebabıyla şırdanıyla falan değil. Türkiye gidin sorun Avrupa'da dünyada heykeliyle meşhurdur. E öyleyse o zaman şu iktidarın bir heykel yapabilmesi Gerekir değil mi Türkiye'yi temsil bakımından ama gelin görün ki 19 yıldır bir mesafe kat edemediler ve şöyle adam akıllı bir heykel bu ülkenin kalbine mühür vururcasına yapamadılar. Ne yapalım? Kimse mükemmel değil. Bunların da kusuru bu. Heykel yapamıyorlar. Yaklaşık 2,5 kilometrelik tünel açıyorlar. Gidiyorlar işte e, Türkiye'nin en büyük asma köprüsünü Çanakkale Boğazı'na geliyorlar. Öte taraftan suyun altında denizin altından tüp geçit yaparak boğazı geçiyorlar. Olacak iş mi şimdi? Yani yapılacak iş var, yapılmayacak iş var ee, diyelim. Ankara'da ezan şöleni. Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Ankara 1. Bölge Ezan Okuma Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleşen yarışmada kelimenin tam anlamıyla bir ezan şöleni yaşandı. Kulakların pasının silindiği yarışmada Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Alperen Danışman birinciliğe, Aymana Anadolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hasan Genç ikinciliğe, Erkan Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Talha Demir'den üçüncülüğe hak kazandı denilmiş. Allah mübarek etsin, Allah sesinizi, nefesinizi tesirli kılsın inşallah, sayılarınızı artırsın. Amin. Kabadayılık yok haklarımızı savunuyoruz dinilmiş bazı kesimlerin sahil güvenlik vizyonunun kıyılarda balık tutmaktan öteye geçmediğini belirten İçişleri Bakanı Soylu. Türkiye son yıllarda güvenlik alanında attığı hiçbir adımda ürettiği hiçbir söylemde denizler dahil kof kabadayılık yapıyor değildir bugün sözümüzü dinletebiliyor, tezlerimizi hayata geçirebiliyorsak her sözümüzün altını 21. yüzyılda yükselttiğimiz gücümüzde doldurabildiğimiz içindir dedi. Dolar gidiyor diyene dava açın. Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur sebebiyle zarar eden vatandaşların sosyal medya spekülatörlerine dava açması çağrısında bulundu. Bir diğer başlıksa arasın ataması iptal edilecek. Sınav sistemi engelini aşmak için istisnai memurluk kadrosuyla özel kalem müdürlüğüne atanan ve 10 yıl hizmet süre şartını sağlamadan da CHP'li Yeni Mahalle Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Erhan Aras'ın ataması iptal ediliyor denilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Sağlık personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanacak. Erdoğan'ın talimatıyla süre 6 ay uzatıldı başlığıyla verilmiş haber. Kılıçlı Caniye müebbet talebi. Mimar Başak Cengiz'i kılıçla saldırarak öldüren Can Bo Can Göktuğ Boz adlı cani hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bir başka deyişle de işte bu caniyi besleyeceğiz. Nereye kadar? Ölene kadar besleyeceğiz. Başka canilere de diyoruz ki korkmayın en fazla dört duvar arasında ekmek elden su gölden yaşar gidersiniz mesajı vermiş oluyoruz. Bu da caydırıcı oluyor mu? İşte onu da vicdanlara bırakıyoruz. Kamera kayıtlarını silmek istemişler. Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye'ye saldırısına ilişkin savcıların mahkemeye gönderdiği sevk yazısında kuvvetli suç şüphesi oluşturacak nitelikte yeni deliller ortaya çıktığı belirtildi. Delillerin tam anlamıyla toplanmadığı belirtilen yazıda kamera kayıtları silinerek delillerin karartılmaya çalışıldığına dikkat çekildi ve tutuklamaların haklılığı vurgulandı denilmiş. Daha ne kadar altından neler çıkacak bilmiyoruz ama bu konunun gündeme gelmesi ne kadar iyi oldu onu bir kez daha anlıyoruz. Evet çok tehlikeli bir sonuç ortaya çıktı. Minik Asiye'nin saldırıya uğraması ve uğradığı saldırının boyutları itibariyle... ...baktığımızda gündeme ne kadar gündemde olmasının ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Ama şöyle yapsaydık ya daha önce de birkaç çocuğa da oldu... ...bundan sonra da belki benzerleri olacak normalleşme kapsamında yani o durumu kanıksıyoruz ya maalesef sıradan bir haber gibi görüp kamuoyu bu haberin üzerine çok düşmeseydi bu gariban aile bu mazlum ailenin üzerine bu parayla her şeyi yapabileceklerini düşünen caniler kim bilir nasıl çökeceklerdi nasıl susturacaklardı bırakın birini azmettirerek suçu üstlenmesini sağlamayı buna gerek bile kalmayacaktı kızın tedavilerini belki diyeceklerdi ki biz üstleniriz onu da yapacaklar. Biz tedavisini üstleniriz. Siz de susun, oturun, alın şu kadar parayı, oturun aşağı. Yoksa evinizden, işinizden olursunuz. Antep'te de sizi barındırmam diye tehdit edebilirlerdi ya da başka tehditler olurdu. Şükür ki konu bu kadar kamuya yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dahil oldu. Dolayısıyla o gariman aileyi sahipsiz bırakmadı devlet. Bu haberle birlikte Yeni Akit gazetesini tamamlıyor. Milli Gazete'ye geçiyoruz. Milli Gazete manşetinde ülkeyi badirelerden kurtaracağız başlığı yer alıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu her anlamda zorlu bir yılı geride bıraktıklarının altına çizerek hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek enflasyon, Geçim sıkıntısı ve tüm bunlara bağlı olarak öngörülemezlik dönemi insanımızın canını yakmaya devam ediyor. Kararlıyız ve inanıyoruz ki ülke olarak saadet iktidarına kavuşacak ve içine sürüklendiğimiz bugünkü badirelerden badirelerden süratle kurtarı, kurtulacağız ifadelerini kullandı iktidarın hatalarını muhalefetin üzerine yüklemeye çalıştığına, iktidarın hatalarını muhalefetin üzerine yüklemeye çalıştığına dikkat çeken Karamollaoğlu, 2021 enflasyonunun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl oldu. İktidar problemleri çözeceğini, muhalefeti hainler kategorisine iterek suçu üzerinden atmanın gayretine düştü. 20 yılda iktidarsınız ve problemleri çözemiyorsunuz ama muhalefete kabahat buluyorsunuz. Hakikaten Allah akıl fikir versin size açıklamasını yaptı. Katılıyorum Sayın Temel Karamollaoğlu'na. Ee, herkes işini yapsın. Yani burada paşa paşa görevini yapan, dış mihraklarla dirsek temasında olan, Türkiye'nin iktidarını, meşru yönetimini, Cumhurbaşkanı'nı gidip büyük elçilere şikayet eden, Amerikan Büyükelçisi'ne şikayet eden muhalefeti niye hainlikle suçluyorsunuz? Hiç yakışıyor mu size? Gidin iktidarlarınızı yapın. Çünkü muhalefet işini yapıyor. Onu söylüyor Sayın Karamolluoğlu. Devam ediyoruz. İktidar bahane değil, icra yeridir. İktidarın bahane üretme yeri değil, icra yeri olduğunu altına çizen Karamolluoğlu, iktidar halkın derdiyle dertlenme yeridir. Halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir dedim. Karamollaoğlu asgari ücrete yapılan zam için tarihimizde böyle bir şey olmadı dediler. Anlaşılan hafızaları epeyce zayıflamış. Çünkü 60 yıl önce değil bu arkadaşlar iktidara gelmeden 5 sene önce Erbakan Hoca %130 zam verdi. Memura, emekliye, asgari, asgari ücretliye, ziraatçıya verdi. Hakikaten bu işi beceremiyorlar. Allah onların bu yanlış kararlarından milletimizi korusun diye konuştu. kısma yorum yapmayacağım. Süre uzuyor çünkü sizi de sıkıyorum yorum yaparak. Herkes kendi yorumunu kendi yapsın değil mi? Biz konu üzerine fazla durmayalım. Bizene Avrupa'dan? Milli Gazete'nin ortaya çıkardığı gübre vurgunu kamuoyunda büyük yankı uyandırırken gübre vurgununda Cumhurbaşkanlığının da yanıltıldığı ortaya çıktı. Türkiye hemen hemen Avrupa'dan hiçbir gübre ithal etmezken ihracatın ne, neredeyse tamamı Asya ülkelerinden ithal edilerek karşılar.ken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin gübredeki fahiş fiyat artışını Avrupa'daki doğalgaz krizine bağlaması şaşkınlıkla karşılandı demişler. Türkiye'nin Asya ülkelerinden ortalama 500 dolara ithal ettiği üre gübresi çiftçiye iki katından fazla bir miktara yani 1100 dolara satılırken buradaki büyük vurgunun hiçbir alakası olmadığı halde Avrupa ülkelerinde yaşanan doğalgaz krizine bağlanması dikkat çekti diyor. Hükümet kanadından da bununla alakalı bir açıklama bekliyoruz. Bakalım onlar ne diyorlar bu konuya? 2022'de riskli geçecek ASO Başkanı Özdebir 2021 yılını büyük risklerle geride bıraktıklarını ancak bu risklerin 2022'de de devam edeceğinin görüldüğünü kaydetti. Bu durumun sanayicileri endişelendirdiğini belirten Özdebir piyasalarda güven duygusunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. sessiz ayinler Aksa'ya el koyma planı. İşgali Siyonist rejimin Kudüs halkının Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmasını engellemek istediğini belirten Şeyh Raid Sala, sessiz ayinlerin Mescid-i Aksa'nın çoğuna el koyma planı olduğunu söyledi. Yavaş yavaş yerleşip, kanıksatıp, meşrulaştırıp ondan sonra da az bir kenara çekilir misiniz diyerek pastanın tamamını ele geçirme politikası İsrail'in terör devleti İsrail'in sıklıkla yaptığı bir şey. Vatandaş vadeli mevduata itiliyor. Altınını TL'ye çevir teşviki. Merkez Bankası altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini bildirdi. İtiliyor değil teşvik ediliyor demek ki. Bu haberle birlikte Milli Gazete'yi de tamamlıyoruz. Bir diğer gazetemiz Yeni Şafak'a geçiyoruz. Evet. Yeni Şafak gazetesinde 2022 TL yılı olacak başlığı atılmış. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline TL'yi destekleyici adımlar peş peşe geliyor. Dolar kurunda %30 düşüş sağlayan kur korumalı TL hesabına benzer bir uygulama altına da geldi. Merkez Bankası bundan sonra TL mevduatlarını artıracak mekanizmalara ağırlık vereceğini de duyurdu. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için başlayan altın korumalı TL hesabı 3, 6 ve 12 aylık olarak açılabilecek. Eldeki altınlar hesabın açıldığı günkü fiyat üzerinden Türk Lirasına çevrilecek. Vade sonunda altın getirisi hesap getirisinden yüksek olursa farkı Merkez Bankası ödeyecek. Merkez 2022 yılında TL'yi destekleyici adımlara ağırlık verecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak dijital bankacılık esaslarını duyurdu. 1 Ocak'ta faaliyete başlayacak dijital bankaların genel müdürlük dışında teşkilatlanması olmayacak. Bu bankalar sadece finansal tüketiciler ve KOBİ'lere kredi verecek denilmiş. Sürmanşette ise Türkovak Dünya Sağlık Örgütü'nden onay bekliyor başlığı atılmış. Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli koronavirüs aşısı Türkovak'ın başvurusu için Dünya Sağlık Örgütü nezdinde girişimlerde başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Profesör Erhan Akdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nden talep edilen belgeleri de karşılayarak başvuru yapılacak. Önümüzdeki günlerde şehir hastanelerinde aşılama başlayacak dedi. Acı veren Kudüs raporu denilmiş. Mirasımız Derneği'nin 2021 Kudüs raporu işgal devletinin Kudüs'teki saldırganlığını ve yıkımını gözler önüne seriyor. Bu yıl Kudüs'te 349 Müslüman katledildi. 3000 kişi Mescid-i Aksa'yı fanatik Yahudilerden korumaya çalışırken tutuklandı. İsrail güçleri 500 eve baskın düzenledi. Müslümanların işlettiği iş yerlerine 4,5 milyon dolar ceza kesildi. Ambargo ile Kudüs'teki yoksulluk oranı %85'e çıktı deniliyor. CIA Danimarkalı yetimleri kobay yaptı. ABD istihbarat teşkilatının 1960'lı yıllarda 311 Danimarkalı çocuğu deneylerde kobay yaptığı ortaya çıktı. Kendimi arayışım belgeselinin yapımcısı Per Venik çocukken bu deneylerde kullanıldığını açıkladı. Venik kol, bacak ve göğüs çevresine yerleştirilen elektrotlarla yüksek tiz seslere maruz bırakıldığını anlattı. ABD bunu ilk kez yapmıyor. O sözde barış getirdiği Vietnam'da kaçmadan hemen önce yetim çocukları sepetler içinde o fotoğrafları görmüşsünüzdür böyle siyah beyaz bir uçak dolusu ki öyle kaç uçak var bilmiyoruz. Ee, böyle beşikler içerisinde yetim çocukları ABD sahiplendi dedi. O yetim çocukların daha sonra 1. Körfez Savaşı'nda ön saflarda kullanılan ordu mensubu olduğunu biliyoruz. Keza yine işte Orta Doğu'dan işte yetim çocuklar vesaire insan kaçakçılığı yapılarak elde edilen insan kaynağıyla neler yapıldığını işte bir takım testlerden geçirildiğini organ ticaretinde kullanıldığını vesaire vesaire gördük biliyoruz Amerika o kadar da hayaller ülkesi değil babamızın hayrına bizi kol kanat germiyor. Bir haftada 3 Müslüman öldürüldü. ABD'nin Ohio eyaletinde kaybolan Somalili İmam Muhammed Hasan Adam'ın cesedi bulundu. Adamdan önce Pensilvanya ve New York'ta da 2 Yemenli öldürülmüştü. Irkçı saldırılar ülkedeki Müslümanları endişelendiriyor denilmiş. Son başlık Yeni Şafak'tan aktaracağımız anıt kabiri niye gittiği belli oldu diyor gazete. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun PKK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Diyayder'le yaptığı toplantının fotoğrafları ortaya çıktı. İBB'de çalışan PKK'lılar nedeniyle zor durumda kalan İmamoğlu'nun anıt kabiri ziyareti dikkat çekmişti. Bayram değil, seyran değil, eniştem niye anıt kabiri ziyaret ediyor diyebilirsiniz ama biz bunun kronolojik tarihçesini söylüyoruz. Genellikle 29 Ekim, 10 Kasım dışında giden insanlar eğer ki bir yurt dışından gelen devlet temsilcisi değilseniz ki protokol gereği yurt dışından gelen bir devlet temsilcisi, devlet başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı ya da temsilci Karşılamanın ardından anıt Anıtkabir'de bu ziyareti gerçekleştirmek durumunda. Çünkü ülke protokolü bu şekilde. Öte yandan yurt içindeki liderler de özellikle CHP'liler de 10 Kasım ve 29 Ekim'in dışında genellikle böyle bir sıkıntı gündeme geldiğinde gidip bir yoklama alıyorlar, bir güven tazeliyorlar. Onun bir örneğini de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu gündemle birlikte uygulamış oldu. Yeni Şafak gazetesini de tamamlıyoruz. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Az bir vaktimiz geçmeyelim mi? Peki o zaman yönetmenimizi kırmayalım, incitmeyelim. Üç günlük dünya sevelim, sevilelim. Yeni gazeteye geçmeden araya gidelim. Önce para, hava ve yol durumu ekrana gelecek. Ardından reklamlar kısmetse niyetimiz o yönde. Reklamların ardından biz burada olacağız. Yeni gün başlıyor programı reklamların ardından devam ediyor. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınıyla radyo ve televizyonlarını yeni açan izleyici ve dinleyicilerimize bir kez daha hayırlı günler, bereketli kazançlar diliyoruz. Şayet seyir halinde bizleri takip ediyorsanız kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz 0549 693 82 82 numarasını kullanarak WhatsApp üzerinden bize yazılı mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bursa'dan bir sorumuz var onunla başlayalım ardından Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Ülkemizde her gün hemen hemen yeni dizilerin yayınları fragmanlarını görüyoruz. Billboardlarda afişlerini görüyoruz. Bunların bazılarını toplumun ahlakının düzeninin düzenini bozuyor. Devlet bu durumlara nasıl bakıyor, nasıl müdahale ediyor, edebiliyor mu? Tekrardan selam ve duayla hayırlı yayınlar demiş Bursa'dan antikacı İbrahim yazmış bize. E nasıl müdahale, e, devlet bununla mücadele ediyor mu? Hem ediyor hem etmiyor. Kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Hem ediyor hem etmiyor. E, etmediğinin göstergesi her gün benzer bir ahlaksızlığa sahne olan yeni bir dizi yayını çıkıyor. E, ediyor kısmında da alternatif üretiyor. İşte bugün devlet kanalında ailece seyredilebilecek, takip edilebilecek içerikler yapılıyor. Çoğunlukla milli ve tarihi duyguları, manevi duyguları besleyen içeriklere yer veriliyor ama genel tabloda baktığınızda ailece izleyebileceğiniz içerikler üretiyor. Bu noktada mücadeleyi böyle sürdürüyor alternatif üreterek. Tüketicinin tercihine bırakarak ama Maalesef ki işte e, televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerle ilgili bir çerçevemiz yok. Yani bir genel tanımımız yok. Ama o konuda da şöyle bir sıkıntı var. Evet bugün e, televizyon ekranlarında yayınlanan film ve dizilerdeki çıplaklığın e, ahlaksızlık mi? ahlaki duruma olumsuz etki yapacak içerikleri müdahale edilmiyor. Ee, bununla ilgili bir sınırlama yok. Bununla ilgili bir e, mücadele tam anlamıyla yok. Ya arkadaş bu ülkede bunlar işte bu çocuklarımıza zarar veriyor vesaire. Niye yapılmıyor? Niye yapılamıyor? Çünkü sadece burayla bunu yapamazsınız. Bu normalleşiyor dediğimiz gibi. Yani batıyla çok fazla entegreyiz. İletişim kaynakları çok fazla. Eskiden e, hani Avrupa'da böyle değil tabii bu eskiden dediğim 100 sene önce, 150 sene öncesini söylüyorum. Avrupa'da böyle değil diyebilecek adam sayısı da çok azdı. Söylenilen hikaye de azdı. Çünkü çok fazla insanın Avrupa'dan haberi yoktu ya da Avrupa'nın buradan haberi yoktu. Oradaki iyiliği getiremediği gibi varsa bir iyilik... Kötülüğü de buraya taşıyamıyordu. Ama bugün oturduğumuz yerden telefon ekranıyla dünyanın bir ucunda son dakika gelişmesinden haberdarız. Dolayısıyla bir kere kötülükle ...çirkinlikle aramıza koyabileceğimiz duvarlar ortadan kalktı. E, kötünün tasviri safi zihinleri bozar diyor zaman Sayın Hüsnü Hazretleri. Dolayısıyla e, saf zihinler, berrak zihinler... ...bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bile ayırt edemiyorken... ...onlara kötü örnekler önlerine koyduğunuz zaman... ...bir değerlendirme yapıyor. Onu e, hoşuna gidiyorsa şekerle kaplı verilen zehri alıyor kendinde uyguluyor. Onun gibi giyinip onun gibi müzikler dinliyor, onun gibi filmler izliyor, onun gibi yemek kültürüne sahip olmak istiyor. Onun gibi arkadaşlıklar edinmek, onun gibi bir aileye sahip olmak istiyor. Dolayısıyla aslında bozulma sadece televizyon ekranında değil. Bence temelde bir e, iletişim zenginliği sebebiyle kötüyle, yanlışla çok fazla karşı karşıyayız. Bu ciddi bir tehdit. Öte taraftan da e, vatandaşların birey olarak bir altyapısı olması lazım. Yani siz bugün kalkıp bu bizim Türk aile yapımıza uygun değil, bizim e, inancımıza aykırıdır, inancımızda bu tür görüntüler, bu tür içerikler, bu tür anlatımlar, konular hoş karşılanmaz dediğin zaman bunun tabanda bir karşılığı olması lazım. Adam bundan rahatsız olmuyor ki. Amerikan filmlerinde görüyoruz. Kız eve geliyor arkadaşıyla beraber. Selam bu arkadaşım Tony. Ee, babama merhaba de Tony. Merhaba Jack amca diyor. Merhaba diyor. Merhaba Sera teyze tamam diyor. Biz Tony ile odamdayız diyor. Onlar da giriyorlar. Sonra anne babasına dönüyor. İşte Jack Sera'ya diyor ki ya diyor bu Alice diyor ne kadar çabuk büyüdü değil mi diyor. Sonra dönüyorlar televizyon izliyorlar. Bunu 30 sene önce bu ülkede teklif dahi edemez Ama bugün benzerleri yaşanıyor. Neden? Çünkü göre 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 artık kanıksadın. Bu normalleşti. Bu dünyanın normali oldu. Bu modernliğin bir karşılığı oldu. Buna direnen insan çağ dışı olmakla itham ediliyor. Ya ne var canım sen kendin fesatsan, kendin kötü niyetliysen herkesi öyle mi bileceksin diyorlar. Ondan sonra işte, ee, evlilik dışı ilişkiler geliyor. Ee, boşanmaların sayısı artıyor. Kimsenin aile yuvasına bakışı müspet değil. Herkes evliliği bir nasıl diyelim? Bir iktidar savaşı olarak görüyor. Kimse erkeğin görevi nedir, kadının görevi nedir, sorumlulukları bakımından söylüyoruz tabii ki. E, evliliğin amacı nedir? Bilmiyor. Evlenince benim sözüm geçer. Hayır ben bunu yaparım sen bana karışamazsın. Hayır sen bunu yapamazsın benim sözüm geçerlerle. Evlilikler bir yılı görmeden maalesef ki sonlandırılıyor. Peşi sıra bunlar geliyor. Yani toplumda karşılığı olması lazım. Bizim bu yaşananlara tepki gösterebilmemiz için bundan rahatsız olan nesiller yetiştirilmemiz lazım. Dolayısıyla sorunu ben burada çok da devlette ya da devletin ilgili kurumlarında bulmuyorum. Öte yandan bir de şöyle bir şey var. Ee, şimdi toplumun ahlakına, inancına, geleneğine, kültürüne aykırı yayınları sadece çıplaklık ve müstehcenlikle de sınırlandırmamalıyız. Öyle olunca da bir çatışma çıkıyor. E bu ülkede işte e, töre dizilerinin, silahlı dizilerin, Ayuka çıktığı bir yerde siz sadece efendim o onu öptü bu bunun işte e, mini etek giydi böyle şeyleri niye yayınlıyorsun diye tepki gösterirsen birileri kalkar senin tezini çürütür. E, işte cinayet içeren diziler kadına şiddet uygulanan dizilere kimse ses çıkarmasın ama öte taraftan gel burada çıplaklık müstehcenlik var bu bizim yapımızı bozuyor de. E, i̇şte burada müdahale ettiğin zaman da kurumların yetkileri sorgulandığı gibi niyeti de sorgulanıyor. O yüzden tabandan yukarıya doğru olarak, pişerek, taşarak büyümek her zaman daha doğrusu diyoruz. Bir başka mesajımızda da Edirne'den Sultan Hanım yazmış. Hayırlı sabahlar diliyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız. Mesajlarınızı dediğimiz gibi bize ulaştırabilirsiniz. Gündemle ilgili yorumlarınızı paylaşabileceğiniz gibi sair meselelerde de görüşlerinizi ya da sorularınız varsa hani her soruya cevap vardır minvalinde değil de haşa yerimizi biliyoruz. E, paylaşabilmek, bir fikir ortaya koymak, bir beyin fırtınası oluşturabilmek adına bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için 0549 693 82 82 numarasını kullanabilirsiniz WhatsApp iletişim hattı için. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden başlıkları aktararak. Milliyet Gazetesi manşetinde tedbiri elden bırakma başlığı yer alıyor. Yılbaşı öncesi uzmanlar koronavirüsün omikron varyantına karşı uyardı. Maske tak, mesafeyi koru, kapalı alanları havalandır. Kalabalık yeni yıl kutlamalarını bu yılda göremeyeceğiz. Biz görmüyoruz zaten. Sorun yok. Nedeni tabii ki COVID-19 salgını. Bizim için COVID-19'dan daha baki nedenler var. Türkiye ve dünya genelinde vaka sayısında hızlı artışa neden olan koronavirüsün omikron varyantı bu yıl başını e, da gölgeleyecek. Uzmanlar hem grip salgını hem omikron nedeniyle her iki hastalıkta vaka artışı yaşandığına dikkat çekiyor. Maske, mesafe ve hijyen gibi kişisel tedbirlere harfiyen uyulmasını öneren uzmanlar aşının yanı sıra yılbaşı kutlamalarının yapılacağı ev ortamlarının sık sık havalandırılmasını ya da havalandırması iyi olan mekanda yeni yılların karşılanmasını önerdi. Profesör Doktor Tufan Tüfek vatandaşların pandeminin başındaki gibi tedbirli olmasını istedi. Ya biz yeri geldi, bir Ramazan boyunca camiye gidemedik, 30 gün boyunca. Birilerinin şunu utanmadan, sıkılmadan, rahatsız olmadan söyleyebilmesini isteriz ben de bir vatandaşım bu ülkede. Desin ki kardeşim ölmezsiniz yahu bir yılbaşı da kutlamayın, oturun evinizde, oturun leblebinizi yiyin, tombala mı oynuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yani tavsiye etmiyoruz da bunu arayanlar, bunu bekleyenler için illa söylenecekse söylensin. Beni 30 gün boyunca cemaatle teravih namazı kılmaktan alıkoyan aynı otorite, aynı irade kalkıp desin ki kardeşim bir gün ya evet senede bir gün gelebilir, Ramazan da senede bir gün geliyor, bir dahakine kavuşacak mıyız bilmiyoruz. Bizi cemaatle e, ibadet etmekten alıkoydu madem bu tehdit, değil mi? Belki yani kimseyi de şahsileştirmiyoruz bu durumu. Madem ki bu tedbir alınması noktasında bu yapıldı, e, o zaman yılbaşı kutlaması e, için böyle birilerini de memnun etmeyelim. Aman kırılmasınlar, aman tepki göstermesinler diye de böyle parmak ucunda yürüyüp açıklama yapmıyordum. Çıkalım diyelim ki kardeşim ölmezsiniz ya, oturun oturduğunuz yere, kırın dizinizi, dizinizi oturun. Yani toplu etkinliklerde yılbaşını toplu kutladığınız zaman 27 kat daha fazla ha, e, sevap kazandığınız bir durum yok Değil mi? Bu bir ibadet değil sonuçta, bu bir eğlence. Eğlence katsayınız düşebilir ama olsun insanlar ölüyor bu uğurda. Siz biraz daha az eğlenmişsiniz. Çok mu denilebilir, denilmeli de. Birilerinin içinin soğuması için, birilerinin kendini kötü hissetmemesi için denge politikası bu. Ama hep bir tarafa vur, hep bir tarafa vur olmuyor. Dolayısıyla denge her iki farklı yaşantıya sahip topluluğu da idare edebilmekten geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları paylaşılmış. Aydınlık geleceğe yeni bir adım başlığıyla Doğu'yu Karadeniz'e bağlayarak zorlu kış şartlarında kesintisiz hizmet sağlayacak olan Erzurum Artvin arasında yapılan 2272 metre uzunluğundaki Pirin Kayalar Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansta katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Erdoğan, burada sadece bir tünel açmıyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz dedi. <laughs> Hata yapma lüksümüz yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına seçim olur bu sene hazır olmamız lazım dedi. Daha çok çalışacağız. <laughs> Hata yapma lüksümüz yok. Daha çok ekonomi konuşalım. Vatandaşın anlayacağı dilde anlatalım tarimatını verdi. Bir diğer haberse arkadaşlarımızdan rica edelim. 9 numarayı hazırlasınlar. Edirne'de hatta 9 ve 10 numarayı arka arka verebiliriz. Edirne ve Kırklar elinde pazartesi günü başlayan sağanak yağış önceki gün etkisini artırarak taşkınlara neden oldu. Sel nedeniyle Ergene nehri taşarken ev ve iş yerlerini su bastığı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kepçeler ve askeri araçlarla kurtarıldı. İki ayrı başlıkta biz bunu değerlendirdik. Hem Edirne'deki sel hem de Kırşehir'deki bu taşkını arka arkaya ekrana getireceğiz, izliyoruz. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dere taştı. Uzunköprü'de dün gece başlayan sağanak öğleden sonra şiddetini artırdı. İlçede metrekareye 24 saatte 60 kilograma yakın yağış düştü. Yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bodrum katlara su girdi. Aşırı yağış nedeniyle Kırkavak Deresi bazı bölgelerde yatağından çıktı. Uzun Köprü Belediyesi ve AFAD ekipleri ilçede çalışmalarına devam ediyor. AFAD ekipleri Atatürk Mahallesi Vakıf Sitesi'ndeki 48 hanenin sakinlerini tahliye etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı. <laughs> Kırklar elinde taşkın nedeniyle mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı. <laughs> İlçede sağınağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz deresi taştı. <laughs> Taşkın nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. <laughs> vatandaşlar 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri araçlarla evlerinden alındı. <laughs> Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü. <laughs> Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti. <laughs> Bu arada sağanak nedeniyle Lüleburgaz Pınarhisar yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. AFAD, UMKE ve belediye ekipleri de bölgede hazır bekliyor. Edirne ve Kırklareli'ndeki elindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve Sabah Gazetesi ile devam ediyoruz. Dünyanın en modern altyapısı Türkiye'de başlığı var. Manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prinkayalar Tüneli açılışı e, gazetede yer bulmuş. Yanı sıra diğer başlıklara şöyle bir baktığımızda yoğun bakımdan çıktı ailesiyle konuşuyor. Pitbull saldırısında ağır yaralanan ve dokunaklı yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş normal servise alındı. Köpeklerin sahibi ve site müdürünün güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı ortaya çıktı denilmiş. Konuyla ilgili gelişme sabah gazetesinde bu şekilde verilmiş. Çöp suyuyla Haliç'i zehirliyorlar denilmiş. İBB'nin Silivri'deki çöp depolama alanından çıkan atık suları kağıthane deresi Göktürk'e akıttığı belirlendi. İBB Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, Haric'in zehirlenmesi sürecini anlattı. Günde 12 bin ton katı, atığın, katı atığın bertaraf edildiği Seymen'deki çöp alanından sızan atık sular tankerlerle getirilip kağıthane deresine akıtılıyor. Normal atıklardan 55 kat daha zehirli olan bu sular Halic'i öldürüyor denilmiş. Yani Silivri'den alıp da bunu kağıthaneye getiriyor olmak haber üzerinden söylüyorum. Bir art niyet gerektirir. Çünkü ortada bir emek var, bir gayret var. E, bu ve bunun gibi olayları da böyle kamuoyuyla paylaştıkları takdirde vatandaş da görüyor, vatandaş da biliyor. 16 milyonun İstanbul'una neler yapılıyor? Son başlık Sabah, Sabah gazetesinden son 28 Şubatçı'nın rütbesi söküldü. Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesi söküldü. 28 Şubat davasında Kılınç'a müebbet hapis cezası verilmişti deniliyor. 28 Şubatçıların itibarı da rütbeleriyle birlikte alınıyor. Hak etmedikleri o rütbeler sökülüyor. Sabah gazetesini bitiriyor. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Suriye ile yeniden PKK temizlenecek mülteciler evine dönecek. ESET rejimiyle görüşmelerde PKK'ya ortak PKK'ya ortak operasyon, Halep'in imarı ve mültecilerin dönüşü için önemli mesafeler alındı. Türkiye-Suriye arasındaki istihbarat ve askeri bürokrat düzeyindeki temaslar bir adım daha ileri taşındı. Ankara geçen ay savunma dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmede Halep şartını öne sürdü. Güvenlik kaynakları Halep hayati öneme sahip Güvenlik sağlanırsa en az 2-3 milyon Suriyeli döner diyor. Şam PKK'ya ortak operasyona sıcak bakıyor. Esad Türkiye'nin operasyonel haklarının saklı kalmasını kabul ediyor. Türkiye'de Türkiye'de kırmızı çizgilerini iletti. Sınır güvenliği sağlanacak, PKK'nın varlığı bitecek, hapisteki muhalifler bırakılacak. 35 kilometre derinliğe kadar operasyon hakkımız olacak denilmiş. <laughs> Belediyelerden barınak yarışı birçok belediye sokak hayvanları için seferber oldu. Hayvanlar toplanıp otel gibi barınaklara götürülüyor. Sosyal medyada barınaklarla ilgili akıl almaz suçlamalar ortaya atıldı. Belediye, belediyelerde hayvan otellerini aratmayan barınakların fotoğraflarıyla bu iddialara cevap verdi. Veterinerler toplanan hayvanları tedavi ediyor. Kendi ve, kedi ve köpekler bir kısmı orman içinde olan geniş yuvalarında güvenli şekilde yaşamaya başlıyor. Bu konuyla ilgili sadece bir eee Eleştirim var, bir rahatsızlığım var, onu dile getirmek istiyorum. Yıkıcı değil, yapıcı, önümüze dönük, ileriye dönük bir şey söyleyeceğim. Biz bunun benzerlerini geçmişte çok gördük. Şimdi belediyelerin hayvan barınakları vesaire yoktu değil. Hemen her belediyenin zannediyorum olmayanı yok. Tüm belediyelerin var. İşte veterinerlik hizmeti ve e, hayvan barınağı vardı. Kiminin bir vardı, kiminin iki vardı, üç vardı. Neyse. Şimdi bunlar geliştiriliyor. Daha geniş kapasiteyle, daha fazla noktalarda olmak suretiyle özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, metropol şehirlerde sayıları daha da artırılıyor. Ne sebeple? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu Asiye kızımızın da yaşadığı talihsiz olayla birlikte ayyuka çıkan başıboş sokak köpekleri vahşeti Gündeme geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu gündeme getirdi. Belediye başkanlarıyla yaptığı hamam kampında. Ve dedi ki, sahipsiz hayvanın, başıboş hayvanın yeri sokak değil, barınaktır dedi. Bunun üzerine belediyelerden de ric ricacı oldu. Dedi ki, bu noktada vatandaşı memnun etmeliyiz. Bu hayvanlara sıcak, güvenli yerler tesis edin dedi. Ben isterim ki diye söyledi ve belediyelerde de bir barınak yarışı başladı. Olmayan barınakları yapmak değil, olanın üzerine koymak, geliştirmek, güçlendirmek, hizmet kapasitesini artırmak adına. Güzel. Fakat benim üzüldüğüm nokta şu. Biz maalesef ki birçok noktada bir şeyleri yapabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkmasını bekliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söylemedikçe harekete geçmiyoruz bazı konularda. E bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledikten sonra herkes bütün belediye başkanlığı kimse lütfen kırılmasın incinmesin. Biz e, hakaret etmiyoruz. Biz yapıcı bir eleştiri de bulunuyoruz. Şahsınıza da değil. Yani bu durumu e, bu şekilde değerlendirmek lazım alınmasınlar lütfen ama belediye başkanları bundan sonra bir anda işte hayvanseverlikle ilgili açıklamalar yapmaya başladı. Şu oldu bu oldu. Ya bu konu hemen her gün medyaya taşınan bir konuydu. Hemen her ilçede İstanbul özelinde söylüyorum yaşanan bir sıkıntıydı. Görüyoruz bu ilçelerde yaşıyor belediye başkanları. Dolayısıyla bunları görüyorlar. Ama bu konuyla ilgili bir tık ileriye götüren bir çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemesini tehir etmişler. ...daha önce yaşadığımız birçok konuda olduğu gibi... ...ben bu konuda biraz daha... ...aksiyon almaları noktasında... ...taşın altına ellerini koymaları noktasında... ...sadece belediye başkanları değil... ...yetki sahibi noktada olan... ...tüm yetkililere... ...rica ediyorum, onlardan rica ediyorum... ...sesleniyorum, müdürlükler... işte ...bakanlıklar... ...genel müdürlükler, idareler... ...nerelerdeyseniz, kaymakamlıklar... ...şunlar bunlar... ...bu türlü görevlerde olanlar... ...illa bir şey yapabilmek için... Cumhurbaşkanının konuya dahil olmasını beklemeyin. İnisiyatif alın. Hani hakikaten toplum yararına bir iş yapacaksanız, bir infiale neden olmayacaksa bu olay, inisiyatif alın. En fazla çok çok sırf vatandaş için hizmet ettiğiniz sebebiyle Cumhurbaşkanı'ndan fırça yersiniz. O da size bir şeref olur, o da size bir madalya olur. Ben yolsuzluk sebebiyle ya da e, bana güvenen partimin, genel başkanımın, cumhurbaşkanımın başını öne eğdirdim diye değil de kendimce bir iyi, iyi, niyetle çalışma yapmak istediğim için cumhurbaşkanından fırça yedim, azar işittim diye bir madalya takarsınız göğsünüze. Böyle düşünün bence olayı çünkü ben bir vatandaş olarak sıkılıyorum. Bana da cumhurbaşkanı talimat verse ben de yaparım o işi. Noktasına getirtmemek lazım. Yani bir vatandaş olarak cumhurbaşkanı bana dese ki Ömer sana yetkiyi veriyorum. Hadi evladım şu hayvan konusuyla ilgili senden müsbet adımlar bekliyorum. Zaten yetki vardı, bir de talimat geldi, e, bu yapılacak. Yani benim o zaman o makamı temsil eden kişi olan saygım nasıl o ayakta kalacak? O yüzden diyoruz ki, e, tabii ki talimat geldi de yerine getirmek, rica geldiğinde, öneri geldiğinde dikkate almak önemli büyüklerden ama bazı şeyler için de bunu beklemeyelim, bunu beklemeyelim. Dayakçı için karar verildi. Öğretmenlikten atıldı, memur kaldı. Aksaray'da öğrencisini tekme tokat döven Ali Rıza Yeğen'in öğretmenlik hayatı sona erdi. Dayakçı adam milliyetin müdürlüğünde memur olarak görevlendirildi. E, tabii ki onun da bir çocukları vardır. Ben bilmiyorum haberin ayrıntısını ama. Yani haberin derken kişinin ayrıntısını bilmiyorum. Çocukları vardır, bir ev geçindiriyordur. Şimdi topyekün memurluktan alınması çocuklarının da hakkını gasp etmek olur vesaire. Onlara bu suçun e, ceremesini çektirmek olur. Doğru olmayabilir ama en azından aynı bakanlıkta ilgili kurumda memur olarak çalışması şu şüpheyi de getiriyor. Gündemden düşünce, gündem unutulunca 6 ay sonra, bir sene sonra bu şahsa tekrar öğretmenlik yaptırılır mı? Biz bundan emin olamıyoruz. Bu noktada güvenmek istiyoruz. Yani Memur tamam ama e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olmasın da Tapu Kadastro'ya gitsin orada memur olsun mesela. İşte, işte nüfus müdürlüğünde memur olsun. Hani işi küçümsemiyorum ama ya, bu tarz evrak kürek işleri e, en fazla bir ay gözlemleseniz zaten neyin nasıl yapıldığını, ne yapılması gerektiğini öğrenirsiniz. Adapte olmakta çok sorun yaşayacağını zannetmiyoruz. Bunu da niye söylüyoruz? Emin olalım bir daha öğretmenlik yapmayacağından. Çünkü bizim sorunumuz bu kişilerin bu yapıdaki insanlara çocuklarımızın emanet edilmesi. Yani öğretmenlik yapmalarıydı. Dolayısıyla o konuda da vatandaşa bir güven verilmeli. Dolar yalancısı 26 kişi hapisle yargılanabilir diyor Türkiye Gazetesi. Serbest piyasalar SPK kanunu İyi Partili İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı dolar manipülatörleri için 5 yıla kadar hapis öngörüyor. Demişler. Daha önce BDDK suç duyurusunda bulunmuştu. O isimler şimdi hapiste yargılanabilir deniliyor. Öte yandan indirim kaçınılmaz oldu. Fiyatlar yüzde 40 daha düşecek deniliyor. Hadi inşallah. Marketler kur artışı ve stok sebebiyle ürünlerine peş peşe zam yapmıştı. Dövizdeki gerileme sonrası fiyatlar nispeten geriledi. Berakende sektörü de temel gıda ve temizlik dahil bütün ürünlerde %30-40 indirim daha yolda dedi. döviz bu şekilde döviz kuru bu şekilde devam ettiği takdirde yani ani bir yükseliş ve ciddi bir düşüş olmadığı takdirde bu aralıkta seyrederse bir ay bir ay içerisinde bu indirim gelmek zorunda deniliyor. Hatta bazıları ben bunu taahhüt ediyorum, iddia ediyorum diye de söylüyor. E, aynı isim sanırım. <laughs> Göreceğiz. İşte dolar döviz aynı şekilde durmuyor. Dün bir yükseliş trendine girdi döviz kuru yeniden. Bugün 12 sanırım reklam arasında baktığımda 12.80, 12.95 o banttaydı. Yani 13 lira sınırındaydı. Çıkar mı iner mi orada durur mu bilmiyoruz. Gözlemliyoruz şimdiki tablo bu şekilde. Türkiye Gazetesi'ni de tamamlıyor. Şu akşam Gazetesi'ne geçiyoruz. <laughs> Akşam gazetesi manşetinde 22 tü, e, viraj bir tünel başlığı atılmış. Başkan Erdoğan Erzurum-Artvin arasındaki 22 virajlı yolu tek tünelle güvenli geçişe kavuşturan Pinkayalar Tüneli'ni açtı diyor haberin. Bu yorumunu bu kısmını da bu yönüyle de paylaşmış olduk. Türkovak için randevular bugün açılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünden itibaren vatandaşların yerli aşı için şehir hastanelerinden randevu olabileceklerini açıkladı. İlgilisi meraklısına bizler de duyurmuş olalım. 4 numarayı arkadaşlardan rica edelim. Komando evine döndü. Osmaniye'den 6 ay önce Suriye'ye gönderilen komandolar görevlerini tamamlayarak memleketlerine döndü. Aileleriyle hasret giderdi diyor haberimiz. Görüntülerini de ekrana getiriyoruz. Osmaniye'den yaklaşık 6 ay önce Suriye'nin terörden arındırılan bölgelerine görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri kentte törenle karşılandı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen karşılama törenine vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, askeri ve mülki erkanla askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Yüce vali Yılmaz hoş geldiniz diyerek karşıladığı komandolara sağ salim yuvanıza dönmeniz bizi çok mutlu etti. Allah ayağınıza taş değdirmesin dedi timler tarafından komando andının okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak da dua etti. Sağ Tören sonunda komandolar aileleriyle buluştu. Evet şu anda sanırım sanırım değil gerçekten ortada. Yani istesem de asker olamayacak bir yaştayım. Yani zorunlu askerlik değil de askerlik mesleği öyle biliyorum değil mi arkadaşlar? Bu yaşta beni asker olarak almazlar sanırım onun bir sınırı var. Ee, hani zorunlu hallerde tabii gönüllülük esasıyla asker alımlarında evel Allah taş gibi oradan geçeriz. Evet. Ama bugün hani bir askerlik memuru memurluğu yani e, işi için ücretli gidip ben bunu meslek olarak yapacağım demek istesem hani polislikte o yaşı geçtik zaten ama sanırım polislikte 30 muydu 32'ye kadardı. Askerde de benzeri olursa eğer olamayız. Niye söylüyorum bunu? Böyle gördükçe, ekranda gördükçe imreniyorum. Yani askerlik yaptığında her Türk gencinde bir süre bu işten biraz bir soğukluk gelir. Çoğunlukla maruz kaldığı muamele sebebiyledir. Çünkü askerlik bir gerçekten farklıdır. Orada en zorlu koşullarda yetiştirilirsiniz. Sadece eğitimiyle değil, hitabı, tavrı, yönetilmesi. Niye? Çünkü derler ki burası ana kucağı değil, burası asker ocağı. Her türlü kırılmanın önüne geçebilmek için, mukavemeti artırabilmek, dayanıklılığımızı, dayanma gücümüzü artırabilmek için böyle yansırlar, yansıtırlar. Dolayısıyla hayatımızın hiçbir noktasında böyle bir muamele görmediğimiz için bu muameleyi kendimize zor görürüz. Askerlik bitince de bir daha önünden geçmem kışlanın deriz ama hemen hemen hepimizde en fazla 3 yıl sonra yavaş yavaş bir özlem başlar. Ben dedi öyle oldu. Şimdi diyorum ki imkanım olsa meslek olarak bile meslek olarak bile değil. Bireyi niye söylüyorum? Hani bugünkü askerlik 6 ay değil mi? 6 ay gidiyorsunuz askerlik yapıyorsunuz. Beni bu kesmez. Şu an öyle bir özlem var. Yani e, fiziğim, sağlığım el verecekse in, inşallah el verir. O dağlarda hoplayıp, zıplayıp, ipten ipe atlayıp, koşup, tırmanıp Takla atıp çamurda, suyun içinde, karın altında böyle vatan hizmeti görme gibi bir iştiyak var, bir heves var. O yüzden de böyle imreniyorum ekranda görünce. Diyorum ki zamanında bu noktada bu şek ve arzu olsaydı da bu noktada belki bir adım atardık. İşte harp okuluna girerdik ya da askerlikten sonra Eskere bırakma diye ifade edilir, askerliğe devam etmek, belki uzman çavuş, belki sınavlar aracılığıyla assubaylık vesaire yapılabilirdi. Meslek olarak da güzel bir meslek. İçinde olduğunuz, size kattığı o ruh hali, o aidiyet duygusu, o bir şeyleri başarmak ve hizmet etme duygusu gerçekten çok yüce bir duygu. Peki, <laughs> kara bağlanıp bu durumu soralım diyor yönetmenimiz. Ee, alırlar mı diye. Tabi bu iş tek taraflı verilebilecek bir karar değil. Artık bir karar verirken birden fazla kişiyle istişare edecek bir hayatımız var. İki çocuğumuz var. Ee, hayatı birlikte paylaştığım bir hayat ortağım var. Dolayısıyla ortak ne diyorsun bu işe diye sormadan işe kalkışamıyoruz. O yüzden bizim için oldukça zor. Bırakın HDP, Bakın HDP'niz kimleri ağırlıyor? Neler söyletiyor?" demiş Akşam gazetesi. Terör örgütü propagandasına dönüşen HDP gençlik kolları kongresine Büyük Ermenistan projesinin savunucusu Taşnak Partisinden yetkililer de katıldı. Aa ne alaka? Diyarbakır'daki kongreye gelen Taşnak Sütyun'un gençlik kollarından Tigran Çandoyan Kevork Gazeryan ve Nigol Agbalyan HDP eş başkanı Mitat Mitat Sancar'la da fotoğraf çektirdi. Çandoyan Kürtçe yaptığı konuşmada Türkiye açık saldırganlığıyla bölgedeki barış sürecini bozmaya devam ediyor. Bunu 44 gün önce, bunu 44 gün savaşlarında Dağlık Karabağ'da gördük dedi. Saldırganlık ee, onlar yaptığı zaman özgürlük mücadelesi oluyor değil mi? Ama siz e, uğruna kan dökerek elde ettiğiniz o toprakları ardında canlar bıraktığınız toprakları işgalden kurtardığınızda birileri bölgenin barışını bozmaya yönelik saldırgan tavırlar olarak görüyor. Ya hani şu dili Hani Güç dengesi olarak baktığınız zaman en altından en yukarısına kadar hepsi ortak dil edilmiş. Amerika'sından e, höt dediğin zaman geri kaçan ardına bile bakmayan Ermenistan'ı, Yunanistan'ı bile aynı diplomatik yalan dilini kullanıyor. E, i̇kinci, üçüncü lig seviyesinde bir futbol takımı bile... Soyum odasına girerken Azerbaycan bayrağını paspas olarak kullanıyor. Böylesi bir nefretle, böylesi bir öfkeyle yeni güne başlıyor. Doğan güneşi selamlıyor, nefesi içine çekiyor. Çoğunluğu bu vatandaşlar. Ama gelin görün ki meşru müd meşru müdafaa hakkını kullandığınızda size ait olan topraklarda hakkınızı talep edip geri almaya kalktığınızda bu barışı gölgeleyen saldırgan tavır olarak algılanıyor. Bu Ermeni ki bu durumdan da çok hoşnut değilim ama bizim ülkemize bu oturmuş. Ermeni ve Yunan ifadesi bir hakaret gibi de algılanıyor. Yeri geldiğinde çok doğru, yeri geldiğinde de biraz ağır buluyorum ama şimdi buradaki hakaret olarak algılanmasa tamamen tarif etmek için söylüyorum. Bu Ermeni bu Ermeni Kürtçe biliyor. Taşnak Partisi üyesi Ermeni Kürtçe biliyor, Kürtçe konuşuyor. Kimse bunu sorgulamıyor. PKK'nın içerisindeki Ermenilerin bağımsız Kürt devleti kurmak, Kürtlerin hakkını savunmak mücadelesini kimse sorgulamıyor. Ama gelin görün ki meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan, Azerbaycan'a kan bağı sebebiyle destek veren Türkiye'nin tavrı ilişkileri irdelenebiliyor. Birilerine meydan bırakırsanız konuşurlar. Ee, nasıl diyelim ee, yeni, yeni duyduğum bir söz vardı hatırladım. Ee, bazı horozlar kendi ötüşleriyle sabah oldu zannederlermiş. Dolayısıyla birileri konuştuğu zaman hakikat zannediyor. Bu vakitsiz öten horozlara kendi ötüşlerinin sabahı getirmeyeceğini, karanlıkları aydınlığa kavuşturmaya yetmeyeceğini hatırlatmak lazım. 17 PKK'lı terörist etkisiz MIT ve TSK sızmaya çalışan teröristleri vurdu. Garadaki operasyon, garadaki ortak operasyonda 9, Fırat Kalkanı bölgesinde de roket atarlı saldırı düzenlemeye kalkışan 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Evet evet yanlış duymadınız. E, 24 saat içerisinde 17, iki farklı e, etkinlikte 17 PKK'lı etkisiz hale Getirildi arkadaşlarımızdan rica edelim 3 numarayı ekrana getirelim haberimizi paylaşmış olalım. Milli İstihbarat Teşkilatı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu güvenliğini bozacak örgütlere operasyon yapılmaya devam ediliyor. Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı ard arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini başlattı. Son olarak bugün sabah saatlerinde Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK'lı terörist öldürülürken bir son dakikada MIT ve TSK'nın ortak bir operasyonundan geldi. Irak'ın kuzeyindeki Garada gerçekleştirilen operasyonda 9 PKK-KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. MIT ve TSK'nın operasyonları ise akıllara HDP'li Feleknas Uca'nın meclise MIT hakkında bilgi toplamak için verdiği soru önergesini getirdi. Evet, geçtiğimiz gün mecliste HDP'li e, vekil, bu soru önergesini sunmuştu. O kadar saçma ki yani bir e, fıkra tadında diyeceğiz ama fıkranın bir altyapısı olur, bir kalitesi olur. Güldüren ama fıkra çapında bile olamayan bir e, önergeydi. MİT'in e, Kuzey Irak'ta kaç personeli var bununla ilgili soru önergesinde bulunuyor. Bu MİT ya birinin bu e, kadına mitin ne olduğunu anlatması lazım. Çok iyi biliyorlar onlar. Çünkü böyle sürekli Enselerinde hissettikleri için arkadaşları, dostları e, mitin ne olduğunu çok iyi biliyorlar ama resmi bir dille mitin amacını, çalışma tarzını biri anlatması lazım. Neden? Çünkü mit deşifre edilen bir e, kuruluş değildir, varlığı, yokluğu en azından vatandaşın ya da milletvekillerinin bilmesi gereken bir durum değil. Hele hele de her türlü istihbaratı Kandil'e uçuran, Kandil'in meclisteki sözcülüğünü yapan e, terör sevici HDP'lilere MIT'in bilgisi verilecek değil. Hemen işte peşi sıra yaşanan bu olaylarla neden sorulduğu, neden merak edildiği bir kez daha Önem arz etmiş oldu çünkü son aylarda, son 1-2 ay içerisinde biz ciddi şekilde duymaya başladık MIT ve TSK operasyonlarını. Bazen MIT kendi yürüttüğü operasyonları tamamlıyor, bazen TSK ile ortak hareket ediyor. MIT buluyor, TSK da vuruyor. Bu şekilde operasyonları sıklıkla duymaya başladık son 2 ay içerisinde. Dolayısıyla HDP de bu rahatsızlığı dile getirdi. PKK'nın bu rahatsızlığını mecliste dile getirdi ve bize bilgi verin ki biz de ona göre önlem alalım dedi. Biz de dedik ki siz rahatsız olmayın biz gelir sizi buluruz. Diriliş Postası gazetesiyle devam ediyoruz. Manşette deniliyor ki İBB'de işe alınan terörle bağlantılı kişiler hakkında inceleme sürerken Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de PKK terör örgütüne Nefes aldırılmıyor. Tam sayfa bir manşet haberi var. Şehir içinde böyle, dağda ve ovada böyle diye mücadele iki farklı pencerede verilmiş. İBB sözcüsü Murat Ongun'un belediyeye ait 300 yardım kartının PKK'lı teröristlerin ailelerine verilmediği yönündeki iddiası 23 dakika sonra yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede yer alan İBB yardım kartlarının PKK'lı Diyader aracılığıyla dağıtıldığı gerçeği ongunun yüzüne çarpıldı. Ayrıca İmamoğlu'nun Diyader yöneticileriyle sıkı teması sıkı teması gün yüzüne çıktı. İşte İBB yönetimini terleten anlar. E neden anıt kabre şimdi anlıyor musunuz? İşte boncuk boncuk terliyorsunuz. Yalan söylemek e zora düştüğünde başvurdukları şey değil, mütemadiyen yaptıkları bir şeydi. Bu da o yalanlardan biriydi ama 23 dakikada yalanlanıyor Cumhuriyet Savcılığı belgeyle sunuyor. Tespit edilen bu belgeleri, bu iddianameleri kendilerini sunuyor. İBB kadrolarındaki terör yapılanmasına teftişler devam ederken inkar politikası yolunu seçen İmamoğlu yönetimi de çoğallamayı sürdürüyor. İBB sözcüsü Murat Ongun, belediyeye ait 300 yardım kartının terörist başı Öcalan tarafından kurulan Diyayder eliyle terörist ailelerine verildiği gerçeğini inkar etti. Karşısına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi çıktı. Sabıkasız isimleri işe aldık diyen İmamoğlu'nun da Diyayder üyeleriyle çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca PKK bağlantılı Diyayder üyelerinin de seçimde İmamoğlu için çalıştığı tespit edildi. İmamoğlu'nun DIAR referansıyla gastal olarak işe aldığı 5 kişiden 3'ünün terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı, ikisinin ise ev hapsi cezası aldığı öğrenilmiş. Şimdi tüm bu olaylar bir de şu soruyu da sorduruyor gündemde. Ya bu olaylar İBB'ye kayyum atanmasını gerektirir mi? Ya da tüm bunları İBB yönetimi kayyum atanmasını zorlamak, kışkırtmak için mi yapıyor? niyet okumasını yapmayı bir kenara bırakmak lazım. Ama bir final gelmiş ya. Süremiz de olmuş. Peki o zaman şu ifadeleri paylaşalım öyle çıkalım. İBB'ye kayyum atanır mı atanmaz mı bilmiyoruz ama iki söyleyeceğimiz şey var. Birincisi İBB'ye kayyum atanması onları kahraman ilan eder. Seçimlerin tekrar edilme sebebi ve seçimler tekrar edildiğine nasıl meydanlarda mağdur edebiyatı yapıp 800 bin oy farkla İBB'yi devraldılar. Bugün o 800 bin oyun içerisinde bulunan insanlar bugün ne düşünüyor merak ediyorum açıkçası. Öte taraftan İBB'ye kayyum atanmasını beklemeyin. Zaten İBB'ye HDP bir kayyum atamış seçimde verilen desteklerin diyeti ödeniyor. Ve bugün bu e, olaylar bu diyet ödemekte bu bedel ödemek sebebiyle İBB'nin başına geliyor diyelim. Süremizi doldurmuşuz hatta aşacağız muhtemelen. Peki değiş postasına devam edemeyeceğiz. Niye öyle oldu ya? Hakikaten çok hızlı geçti bu bölüm ama süremizin sonuna gelmişiz. Gazetelerimizi tamamlayamadık. Hakkınızı helal edin. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Yeni gün başlıyor programında. Sonuna geldik. Yarın kısmetse yine biz ayrılan sürenin başında görüşmek üzere diyoruz. Görüşünceye dek iyilikle kalın. Allah'a emanet olun.